Efendim, Yusuf Darcı isminde biri sizi görmek istiyor. Gelsin. Yıldırım Bey sizi bekliyor. Merhaba. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Eyvallah. Ben Mustafa Işık hadisesi için geldim. Mustafa Işık, fabrikamın müdürüydü. Onunla daima iyi geçinirdik. Ben bile şaştım bu işe. Size borcu varmış galiba. Hadiseyi şahadetinizde borcunu ödemek için yapmış olabileceğini söylemişsiniz. Ben orada demek istemiştim ki... Hem neden soruyorsunuz bunları? Anlatmam veya izah etmem için bir sebep var mı? Hayır. Yoksa polis misiniz? Hayır, fabrikatör Yıldırım Bey. Ben sadece Mustafa Işık'ın düşmanıyım. Düşmanı mı? Evet. Ben de arkadaşıyım. Fakat idama mahkum edilmiş bir adamın sonu belli. İsrar etmek faydasız. Yoksa kurtulmasını isterdim. Merak etmeyin, kurtaracağım onu. O zaman pek sevinmeyeceksiniz herhalde. Eyvallah. Var sevgilim. Seni çok beklettim, kusura bakma. Yusuf Dağcı dostumuz geldi. Sabık kocanın arkadaşı. Sen zeki ve işini bilen adamsın sevgilim. Bütün zorlukları yenmesini bilirsin. Aşık olduğum tarafın da bu zaten. Kimse senin karşında duramaz. Adı Yusuf Dağcı bile olsa. Senin için her şeyi yaparım, ama her şeyi. Yapacaksın değil mi? Her şeyi yapacaksın. Beni bu hapishane hayatından kurtaracaksın, beni buradan götüreceksin değil mi? Bugün çok sıhhatli görüyorum sizi. Değilim. Çok da erken kalktınız. Düşünüyorum. Ben de çok düşünüyorum. Ama çıkamıyorum işin içinden. Bütün insanlar birbirleriyle kavgalı. Neyi paylaşamazlar, neyin kavgasını yaparlar. Kısacık şu insan ömrü boş yere harcanır gider. Kavga, kin, ölüm... Kavga, kin ve ölüm... hayatın değişmez kanunlarıdır. İnsanoğlu bunlardan kurtaramaz kendini. Siz de kurtaramadınız değil mi? İnsan yalnız başına hiçtir. Ama bu yalnızlığı siz istiyorsunuz. İstemedim. Bana ailemden miras bırakıldı. Acı bir yalnızlık, değişmez bir kin. Belki rahatlatacak, belki de tamamen mahvedecek bir intikam. Ben öğleden sonra hapishaneye gidiyorum, orada buluşalım. Peki. Zaten bizim dünyamız ters arkadaş. Dost bildiğim adam düşmanın, düşman bildiğin adam dostun oluyorum. Ya? Ben onu bilir, onu söylerim. Aptal ve sahtekar dostum olacağına... mert ve kafası çalışan düşmanım olsun daha iyi. İşte ispatı, Yusuf Dağcı. Mustafa Işık, ziyaretçim var. Senin düşman geldi galiba abi. İşler pek iyi gitmiyor. Hayrola? Şahitlerin ikisi de öldürüldü. Fabrikatör Yıldırım Bey'in bu işlerde parmağı var galiba. Karının da izini bulamadım. Belki ağır gelecek ama sen bir kader oyununa kurban gitmişsin. Nasıl? Daha çözemedim.
Karın pek sağlam ayakkabı değil galiba. Doğru konuş. Sen doğru düşün. Asıl sen doğru düşün. Lafına dikkat et. Sen dikkat etsen daha iyi olur. Herkes sizinle uğraşırken münakaşanın sırası mı? Unutmayın ki yarın ayın 14'ü. Bir adamın hayatı bugüne bağlı. Ya ölecek, ya yaşayacak. Daha bir günümüz ve bir gecemiz var. Bundan sonraki her saat yeni olaylara göre. İster istemez aynı şeyleri düşünüyorum. Sonuç değişmeyecek. Bu konuyu kapat. Elimde değil. Sonuç kimin lehine olursa olsun benim için aynı acıyı taşır. Yusuf Bey telefondan istiyorlar. Kim? Bir hanım. Alo. Ben Yusuf Dağcı. Beni ilgilendirecek bilgileriniz mi var? Hı? Nerede? Yıldız Pavyon'da. Gelirim. Geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Bir içki alır mısınız? İçki kullanmam. Telefonda söylemek istediğiniz neyle ilgiliydi? Mustafa Işık'la ilgiliydi. Yalnız burada konuşamayız. Gece yarısı evime gelin, her şeyi anlatırım, tamam mı?